Evet, şu anda canlı yayında biraz stüdyodasın. Kaskar Televizyonu Sütlük'te katkılarıyla bilinenlerimizi halkımıza sunuyoruz. Şu anda yanımızda çok değerli abimiz var. İzleyenler açısından şimdi mikrofon tutacağız. Kimdir? İsim, soyisim nerelidir? Evet, hoş geldin Bey. Şöyle bir tokalaşalım. Şu anda canlı yayında Miraç TV'desin. Seni tanıyabilir miyiz? Biz tanıyoruz da izleyenler açısından. Şimdi ben Rıza Çomurlu'da köyünde Hüseyin Yavuz'da 1943 doğumlu. 969'dan beri İstanbul'da ikamet ettim. Hala burada ikamettim. Yaş kaç oldu bu arada? Yaş bu arada 70 oldu. Maşallah maşallah. Geç gösteriyor işte. Öyle gösteriyor ama. Bu gençliğe sağ olasın. Harik öyle. Niye boşlusun böyle bu gençliğe? Vallahi ne bileyim, biz sağlığımızı da pek korumamıştık ama Cenab-ı Allah'ın bir takdiri bu yani. Her insana ayrı bir yaşam tarzı veriyor. Niye ben sana abi dedim de amca demedim? Demek genç duruyorsun. Genç göründüğümden mesela. Yengeyi bakıyorsan. Sevma göstermiyor yaşlı demek. Böyle dünyada barışık yaşıyorsun. Şimdi böyle çok kafaya takmamak lazım bazı şeyler, değil mi Suyamış? Şimdi biz zaten öyle çok şey değiliz yani. Kafayı yorucu bir tipte değiliz yani. Biz yaşamamızı da biliriz, çalışmamızı da bildik bugüne kadar. Yani onun için kendimizi sıkmamışık. Bugüne kadar yani bir böyle bir hastalık da geçirmedik. Fakat şu an bir bel fıtığı var bende. Bu bel fıtığı biraz yoruyor beni. O bir şey değil. Hayat nasıl geçiyorsunuz? Yani amca diyelim sana, yaş itibariyle. Bizim hayat çok çalışmaktan geçti. Evet. Gençliklerimiz çok çalıştık. Çalıştığımızın dedikmenine bizim hale yakamakta. Yani bugün biz bir şey kazanmak, yolumuza koymak için de değil. Kazandıklarımızda bu kadar. Çalışmıyoruz öyle şey. Ben bildiğim üzere senin çalışan bir insansa. Bazı insanlar çalışmaz. Herkesinde çalışmasını isterim, çalışanı çok severim, destek olurum yanımda. Yani ben bugüne kadar çevremde, Habibler'de çok çalıştım ben, milletin menfaatine, millete çok hizmet ettim. O ne güzel. Mesela burada ilkokuldan al, liseye kadar, yani bunların yapımında, o zaman buralar hazine yeriydi, bunların yapımında biz çok emek verdik. Milli eğitimde bir arkadaşımız vardı, Nichail Kanat, yok Nichail neydi, şu ismini unuttum. Onunla beraber yani biz burada ilkokul için yaptık, bize milli eğitim ile dalga geçti bizden, yapamazsınız bunu diye. Ama ne yaptık? Yaptık, başardık. Vatandaşlar yatırdık, kum döktük, taş döktük, milli eğitim baktışı, bunlara bir çalışma tarzı var, hepsi vardır. Onlar da bize destek oldu ve bu sefer ihale ettiler. Yani yaşamımız böyle geçti yani. Herkesin katkısına bir faydamız olsun diye. Mesela o zamanlarda çocuklarımızı okula vermek için bize güçlük çıkartıyordular Habibler köyü olarak. Mesela Gazi Osman Paşa vardı, Bayram Paşa, Sağmacılar vardı eskiden. Şimdi Bayram Paşa oldu. Bizden okullarda kayıt parası yüksek istiyordular. Ama şimdi bu iki devletimizden Allah razı olsun kayıt parası almıyor, defterleri veriyor, her şeyi veriyor. Mesela o zaman okullar bir de şunu yapıyordular. Geliyordu bir kitap yayım evi, okul müdürüyle anlaşıyordu. Her sene bir kitap değiştiriyordu. Adamın 4 çocuğu okuyor, sınıf geçiyor. Bir sınıfı geçsin, bir sınıf ablasının veya abisinin kitabını okuyamıyordu. Bunlarla mücadele ettik ama ne kadar ettikse para etmedi ya. Bugünkü hükümet orayı da kaldırdı. Artık daha öğretmenlerin önüne kitap seçme, bilmem ne, böyle bir zorluk, velilerisi yok. Çok rahat bir ortamda şimdi bu insanlar yaşıyor ama bu yaşamın da kıymetini bilmiyorlar. Bunu anlatan da yok. Anlatan da yok. Oldu, teşekkür ederim. Hüseyin Hoca, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Tabii sen eski aşırı 70 yaşında bir herhalde şu anda eskileri daha iyi biliyorsun. Eski komşuluktan şimdiki komşuluklara bir böyle sevmek olsun. Şimdi eskiden insanlar daha yakın idi birbirine, bir fakirlik var idi. Sonra bir gelenek var idi. Şimdi
komşundan yardımcı olmak isteyirsen dahi bile her zaman senden menfaat bekliyor. Bir menfaatini senden göremediği zaman sana küsüyor sana. Komşuluk bundan geri kalmış. Yoksa insanlar aynı devam ediyor. İnsanlar aynı biz devam ediyor da. Farklılık vardı. Şimdi kültür değişti. Şimdi herkes cebinde 25 kuruş parası yok. Üzerinde en lüks elbiseyi giymeye çalışıyor. Yani onun için insanlar şimdi birbirinden uzak o yönden duruyor. Yani bir yerde gelip bir sohbete, bir muhabbete kimse katılmıyor. Herkes kendi başına bir hükümdar olmuş gidiyor. Ama bu böyle gitmedi. Gene eski insanlık, eski komşuluk geri döndü artık. Yani Hüseyin bunu... amca, şu yapmış olduğumuz çekimler sence nasıl yani? Bu ölümlü dünya. Bugün varız, yarın gidiyoruz. Bunlar ileridir arşivlerde kalacak. Yarın öpüp gideceğiz. Eskiden böyle çekimler yoktu, resimler yoktu. Örneğin ben dedemi tanımadım yani. Ama şu anda misolar bunlar 20 senede geçse bunlar arşivde kalacak. Biz böyle sevdiğimiz dostları ara ara mekanımıza geldik. Dedim Hüseyin amca dedemi çekelim, arşiv yapalım. Sence nasıl bu çekimler? Şimdi bu iyi bir şey böyle şeylere yapmak. Mesela bunlar ne oldular? Önün şu an aklıma ne geliyor? Allah rahmet eylesin. Onlar yazdı. Onlarla röportaj yapmaya çok isterdim. O anda da aklıma gelmedi. Geliyordu bu. Gelirdi bu. Sağ olsun. Allah mekanını cennet etsin. Hastalandı. Dedik bir daha geldiği zaman nasip olmadı. Kendisine resim almışım da dedim seni yakalamışken bir röportaj yapalım. Tabii insan 20 sene daha da yaşar, 50 sene daha da yaşar yani ama insanın ne kadar yaşayacağı gençliği kimse bilmez de. Biz bunları gelip hatırlama açısından. Şimdi, güzel değil mi bunlar? Şimdi böyle şeyler çok iyidirler. Bunlar mesela geçmişe dönük insanları gündeme getireceksin. Senin oğlumunu kullanır veya bir yere bu kitapları kitap haline getirirsin, hediye edersin, bunlara herkes gider. Dünyanın, babasını, dedesini, geçmişini tanır. Şimdi, şu anda, şimdi ben öyle insan burada biliyorum ki futbolcuların tek tek ismini sayayım, sırayırma büyük dedenin ismini de bilmiyorum. Bak, ne güzel, ne güzel bir şey. Böyle insanlar yetişiyor. Evet. Yani işte böyle şeyler bu insanlara dedesini, babasını tanıtım bir amaçtır. Bunlar güzel bir hizmettirler. Evet. Yani şimdi, bu küsüzlenecek bir hizmet değildir yani. Güzel tepkiler alıyoruz. Bak şu anda seni dünyanın her tarafında, Avrupa'da, her yerde izleyecekler, hatırlayacaklar. Seni yıllardan beri tanıyıp da görmediğin arkadaşların var. Onlar seni görmemişler. Onlara ne söylemek istiyorsun? Onlara söylemem şudur. Yani herkes böyle bir şeyde kendini tanıtmak için yani veya arkadaşının bir telefonu ulaşabileceği bir şey varsa bununla birbirine ulaşması lazım. Bugün ulaşmak çok kolaydı. Yani bir arkadaşının telefonunu istediğin yerden alabiliyorsun. Evet. Önceden böyle bir şey yoktu. Evet. Şimdi her imkan var yani. Böyle insanlar birbirini arayıp sorması, tanışması lazım tekrar. Hüseyin amca, biz seni seviyoruz. Şu anda bulunduğumuz yerde Miraç Çakmakçı Kundura Heykeli Hastanesi. O konuda da bir görüş alabilir miyim? Miraç Kundura. Şimdi Miraç Kundura senelerde bize hizmet ediyor burada. Her derde bize koşuyor. Bir işimiz olup koşar. Kendi işimiz olunca tırız onu yapar. Memnun olmaz olur muyuz? Böyle bir hizmet bulamazdık ki. Ben evden kalktım geldim buraya. Ayakkabını sokumuş yapıvereceksin hani bana. Tamam olmasın biz oraya şey. Biz insanlık. İnsanlık açısından çok güzel bir şey bunlar yani. Ben insan olarak herkesi seviyorum. Hele seni çok seviyorum. Senelerde aynı mesleği yaptığın için. Bu güzel bir şey yani. Meslek değişmedi. Yani bu hizmeti devam ettirdim. Bu güzel bir şey yani. Çok güzel. Hüseyin amca çok teşekkür ederim. Oğlum bana teşekkür ederim. Güzel röportajdan. Şöyle bir tokalaşalım. Allah razı olsun. Allah sana uzun hayırlı ömürler versin. Kameraya bir yaz sallıyorsun Hüseyin amca. Haydi hayırlı günler bay bay. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. İşlem alıyorsun kameraman. Kapadın. Bir dakika. İşlemi alıyorsun. Aldın mı işlemi? Evet, işte.